Sevgili gençler, 8 bölümlük yepyeni bir seriye başlıyoruz. TYT matematik provası yapacağız arkadaşlar. Hem Milli Savunma Üniversitesi sınavına hazırlananlar hem de TYT'ye hazırlananlar için başucu kaynağı olacak arkadaşlar. Evet, güzel sorular çözeceğiz. Böyle yeni nesil sorulardan çözeceğiz. Sizler de gün gün bu sorularımızı takip edip kendiniz de çözmeye çalışırsanız arkadaşlar, başarıya daha kolay ulaşacaksınız. Evet, hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Zombie Evet sevgili gençler, ilk örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. Şekilde demiş, dik dairesel silindir biçiminde ve eşit aralıklarla ölçeklendirilmiş. İçinde demiş bir miktar demiş su demiş. Bakın bir tanesinin içerisinde su varmış. Diğerinin içerisinde de bir miktar zeytinyağı bulunan demiş. İki kap verilmiştir. Diğerinde de zeytinyağı varmış. Bu kaplar üst çizgilerine kadar demiş doldurulduğunda demiş su dolu kap demiş 250 mililitre ve zeytin yağı dolu demiş kap demiş 200 mililitre sıvı almaktadır demiş. Evet bakın burası 200 alıyormuş, burası 250 alıyormuş. Zaten buralara yazmış. Onlara dikkate alacağız ve biz neyi cevaplayacağız? Buna göre diyor kaplarda bulunan zeytinyağı miktarının su miktarına oranı kaçtır demiş. Evet sevgili gençler, o zaman şöyle bir birlikte bakalım. İfademizde şöyle kolay görebilmeniz için şunları uzatayım. Evet bakın burayı zaten kendisi de suyun seviyesi olarak çizmiş. Şöyle çizdiğimiz zaman bu aralıklar eşit olduğu için her birinin arasındaki sıvı miktarı aynı olur. Mesela biz buradaki su miktarına V dersek burası da V olur, burası da V olur, buralar da V olacaktır. Şu an baktığınız zaman 250 denen yere kadar sayarsanız 5 tane V görmekteyiz. 5 tane V'nin karşılığı 250 ise hemen 5'e bölersiniz. V'yi 50 bulursunuz. Sonra ne yapacağız? Biz suyu bulacağız. Su dediğimiz 3 tane V. 3 tane V'yi düşünürsek 50 çarpı 3, 150 olacaktır. Bu kadar su varmış. Şu an suyu bulduk. Benzer tarzda burada düşünürsek hemen bunları uzatabilirsiniz. Şöyle uzattığınız zaman ya da tek tek sayabilirsiniz. Yani illa da uzatmak zorunda değilsiniz. Ben kolay görün diye şöyle uzatıyorum bunları. Baktığımız zaman bunların arasında da yine aynı şekilde bir isim verelim. Buradaki hacmimiz A olursa her biri A olacaktır bunların. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane boşluk varmış. O zaman 200 dediğimiz ifade 8 tane A'ya eşit. 8'e bölün. 8'e böldüğünüz zaman işlemi yavaş yavaş yapabilirsiniz. 25 bulursunuz. Bizim aradığımız zeytinyağı dediğimiz oradaki koyu renkteki olan yeri sayarsanız 1, 2, 3, 4, 5. Biz 5 A'yı bulacağız. Evet 5 A'yı düşündüğünüz zaman da 25 çarpı 5, 125 bu zeytinyağının içindeki miktarıdır. Bize ne diyor kendisi? Oran sormuş. Oran demek arkadaşlar bölmek demektir. Birbirine böleceğiz. Kimi kime böleceğiz? Önce kimi söylemiş bakın. Zeytinyağı miktarı. Hemen yukarıya 125'i yazın o zaman. Zeytinyağı 125'ti. Sonrasında da su miktarını söylediği için o da 150'ymiş. Evet bakın buraya da 150 yazacağız. Bunları oranladığımız zaman 25'e bölünürler. 125'i 25'e bölerseniz 5 olacaktır. 150'yi 25'e bölerseniz 6 olacaktır. Demek ki zeytinyağının suya oranı 5 bölü 6'ymış. Cevabımız C şıkkıymış. Evet ikinci sorumuzdayız. Bakalım bize neler söylemiş. X, Y, Z birer tam sayı ve demiş 3x artı y çarpı 2x eksi 3z ifadesi tek sayıdır demiş. Hemen yanına yazıyorum. Burası tek sayıymış. Düşüneceğiz bunu. Diyor ki buna göre demiş 1, 2, 3 diye ifadeler vermiş. Bu ifadelerden demiş hangileri kesinlikle doğrudur demiş. O zaman hemen sorumuza döndüğümüz zaman şu yorumu yapabiliriz arkadaşlar. Bir çarpma ifadesi görüyorsunuz ve çarpımın sonucu tek sayı. O zaman kimle kimi çarparsam tek sayı olur diye düşünmelisiniz. Evet. Arkadaşlar şöyle iki tane ifademiz var. Bunları düşündüğümüz zaman çarpımın sonucunun tek sayı gelebilmesi için bu iki ifadenin her birinin tek sayı olması lazım. Çünkü içerisinde bir tane çift olursa onu çifte dönüştürür. Tekle teki çarparsak ancak tek sayı gelebileceği için her birinin tek sayı olması gerektiğini düşünerek yorumlamaya çalışacağız. Onlardan bir tanesini yazıyorum bakın. 2x eksi 3z eşittir. Tek sayı olduğuna karar verdik. Bu da tek sayıymış. O zaman şunu söyleyelim. Yani şuradaki yorumu yapmadan önce. Mesela ifademiz burada 2x var. Bir tane de 3z'miz var. Bunların karakterlerini konuşalım arkadaşlar.
daha güzel yorumlar yapabilmek için. Bakın mesela burada biz x'i bilmesek dahi şurada 2 olursa bu ifademiz çift sayıya dönüşür. İçerisinde 2 çarpanı olduğu zaman x'i bilmesek dahi bunun sonucu çift sayıymış. Evet, içinde 2 çarpanı varsa kesinlikle çifttir. Ve bununla da ilgili şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Tek sayılar bizim ifademizin karakterini etki etmez. Yani tek sayıyla çift sayıyı çarparsanız çift olur. Tek sayıyla tek sayıyı çarparsanız tek olur. Yani o ifademizin çarpımımızın sonucuna tek ya da çift olup olmamasına şu için etkisi yoktur. Evet, yani kısaca siz teklik çiftlik sorularında arkadaşlar tek bir sayı görürseniz onu silebilirsiniz. Çünkü oranın sonucuna etki etmezmiş. Ama çift sayı olursa kesin çift diyebilirsiniz. Bunun ışığında gidersek biz şunu yapabiliriz bakın. Teklik çiftlik sorusu şu üçün teklik çiftliğe etkisi yokmuş silebilirsiniz. Ve şununla da bağlantılı içerisinde 2 çarpanı olduğu için sonucunun kesinlikle çift olduğunu söyleyebiliriz. Burası çift bir sayı. Evet. Çift bir sayıdan z'yi çıkartıyorsunuz ve ne kalmış? Tek sayı kalmış. Şöyle yazdım. O zaman şöyle bir düşünün. Çift sayıdan neyi çıkartırsam tek sayı kalır. Evet, biraz düşündüğünüz zaman arkadaşlar çift sayıdan tek sayıyı çıkarttığınız zaman tek sayı kalır. Yani dolayısıyla z'nin tek olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Evet, bakın bu ifademiz kesinlikle doğruymuş. Ama 1 ve 3'e de bir bakalım. Onu da şuradan yorumlamaya çalışacağız. Bakalım ne diyebileceğiz. Burayı konuştuk zaten. Diğerini yazıyorum. 3x artı y ifadesi tek sayı dedik. Evet. Şimdi şuna baktığımız zaman arkadaşlar burada yine 3 kat sayısını görüyorsunuz. Ne dedik biz az önce? Teklik çiftlik sorularında tek olan kat sayıların etkisi yoktur. Hemen bunu silebilirsiniz. Bakın burada bizim kesin ulaşabileceğimiz şey şu. X artı y ifadesi tek sayıdır. Yani burada da x artı y tek sayı deseydi o zaman kesinlikle doğru derdik. Ama bir de buna bakalım. Yani ayrı ayrı konuşabilecek miyiz? Ne zaman toplam ifadesi tek sayı olur? Onu düşünelim. Şimdi düşündüğünüz zaman arkadaşlar çiftle teki toplarsanız tek sayı olur. Ya da tekle çifti toplarsanız tek sayı olur. Dolayısıyla x'in çift mi tek mi olduğunu kesin net bir şekilde söyleyemeyiz. Çift de olabiliyor şu durumda ya da bu durumu düşünürsek tek sayı da olabiliyor. Aynı şey y için de geçerlidir. Y dediğimiz ifadede kesinlikle tek ya da çift diyemeyiz. Bazen tek olabilir bu durumu düşünürsek. Bu durumu düşünürsek de çift sayı olduğunu görüyoruz. Yani x ve y'nin karakteri hakkında kesin bir konuşma yapamıyoruz arkadaşlar. O yüzden bir numarada söylediği x tek sayıdır ifadesi kesin doğru değildir. Bazen doğru bazen yanlıştır. Eğer şöyle olursa tek sayı olur, doğrudur. Ama böyle olursa o zaman çift sayı olur. Kesin olmadığını söyledik. Aynı şekilde y hakkında da kesin konuşamayız arkadaşlar. O yüzden kesinlikle doğru olan 2 numaralı ifademizdir. Yani cevabımız yalnız 2, B şıkkıdır. Sevgili gençler, 3. sorumuzdayız. TYT matematik provasına devam ediyoruz. Evet, bakalım örneğimize bize neler söylemiş. Bir manav demiş, halden aldığı 2 kasa meyveyi doğru tartan bir terazi ile tartmış ve ondalık sayı olarak kağıda yazmıştır diyor. Birinci kasanın kütlesinin 2A virgül 3B kilogram, ikinci kasanın kütlesinin 2B virgül A3 kilogram olduğunu yazan manav demiş. Birinci kasanın kütlesinin ikinci kasanın kütlesinden 3,51 kilogram fazla olduğunu hesaplamıştır diyor. Evet, bunlar yardımıyla da biz ne yapacağız? A ve B'nin rakam olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Manav'ın toplam kaç kilogram meyve aldığını bulmamızı istemiş. Evet arkadaşlar, şimdi diyor ki bize şurada ölçtüğümüz oradaki ağırlıkları düşünürsek diyor. Birinci kasanın ağırlığı ikincisinden 3,51 daha fazla. O zaman çıkartma yaparsak 3,51 geliyormuş. Onu söylüyor bize. Birinci kasanın, bakın şöyle yazıyorum, ağırlığından ikinci kasanın ağırlığını çıkarttığımız zaman şöyle taraf tarafa çıkartacağız. Bunu yorumlayacağız. Bunu yaptığımızda 3,51 geliyormuş. Evet, şöyle bir düşünün. Çıkartmayı nasıl yapacağız biliyoruz. Evet, ne yapılır normalde çıkartmada? B'den 3'ü çıkartırız. Şöyle düşünün. B'den 3'ü çıkartmışız. Ne gelmiş? 1 gelmiş. O zaman arkadaşlar burası kendiniz de çok kolay düşünebilirsiniz. 4 olmalıdır. Çünkü 4'ten 3'ü çıkartırsak 1 gelir. Evet, bu tarz yorumlar yaparak devam edeceğiz. Şu anda B'nin 4 olduğunu bulduk. Yani bir taraftan da birazdan şurayı da 4 diye düşünerek acaba gerçekten uygun mu değil mi diye kontrolümüzü tamamlayacağız. Birinci aşamada B'yi 4 bulduk. 4'ten 3'ü çıkarttık. 1 olduğuna karar verdik.
Evet, buraya geçtiğimiz zaman 3'ten de a'yı çıkartmışsınız, 5 gelmiş. Şimdi alttaki ifademiz arkadaşlar 3'ten küçük olursa, 0 olsa, 3'ten 0'ı çıkarsak 0 olur. Buraya uymaz. 1 olsa burası, 3'ten 1'i çıkarsak 2 olur. Buraya uygun değil. 3 olsa 3'ten 3'ü çıkarsak yine uygun değil. Yani şuradaki ifademiz arkadaşlar 3 ve 3'ten küçük olamaz. Buraya biz 5 dediğimiz zaman, evet şöyle denemeye devam edersiniz. 5 dediğiniz zaman şöyle bir şey olacaktır. 3'ten 5 çıkmaz ama biz bu taraftan bir elde verdiğimiz zaman 13 olacaktır. 13'ten 5 çıkarttığımız zaman evet 8 olur. Evet, o zaman ne yapmamız lazım? Şöyle biraz daha büyütelim. 5 de olmadı çünkü. Şurayı 8 yapsak o zaman 13 diye bir elde verdiğimiz zaman 13 olsa 13'ten 8 çıkarsak evet 5 olacak. Demek ki A'yı da 8 düşüneceğiz. Yazalım yerine 8'i. Gerçekten uygun mu diye bakalım. Şimdi 4'ten 3'ü çıkartmıştık. 1 uygun. Sonra buraya geçmiştik. 3'ten 8 çıkmamıştı. Buradan bir elde verdik buraya. Burası 13 oldu. 13'ten 8 çıkarttık. 5 kaldı. Güzel. Buradan bir elde almıştık. Burası 7'ye düştü. 7'den 4 çıkarttık. 3 oluyor. Evet arkadaşlar. Demek ki doğru düşünmüşüz. A demek ki ifade olarak 8'miş. B de 4'müş. Bize kendisi ne sormuştu? Bu manavın toplamda kaç kilogram meyve aldığını sormuştu. Yani bu kasalarımızın toplamını soruyor. O zaman şimdi yazalım. A yerine tabii 8 yazın. B yerine de 4 yazın. Aynı şekilde burada da yazarsak 24,83 kilogrammış. Bunları topladığımız zaman 4 artı 3, 7 olur. Ondan sonra burayı topladığımızda 3'e 8 eklediğimizde 11, elde var 1. Eldeyi buraya versek 9, 9 artı 4, 13. Evet, sonra oradan elde ettiğimiz 1'i de buraya verirsek 3, 3 artı 2, 5. Demek ki toplamda manavımız 53,17 kilogram meyve almış. Yani cevabımız C şıkkıymış. Evet sevgili gençler, dördüncü sorumuzdayız. Bakalım bize neler söylemiş. Demiş ki bize ardışık 6 doğal sayının toplamı 7'nin katı olduğuna göre bu sayıların en büyüğü aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Evet hemen canlandıralım. 6 tane ardışık doğal sayı yazalım. Bakın n artı 1, n artı 2, 3 oldu, 4 oldu. Evet şu an 5 oldu ve 6 tane yazmış olduk bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunların diyor bize toplamı diyor. Evet toplayalım. Hepsinde de n olduğu için 6n olacaktır. Sonra sayıları toplarsanız 1 artı 2, 3, 3 ekledim 6, 10, 15. Evet bu ifadenin bize 7'nin katı olduğunu söylüyor. Buradan yola çıkacağız. Biz kimi bulmaya çalışacağız? Bu sayıların büyüğünü bulacağız. Yani hedefimiz n artı 5'i bulmak. Evet farklı yollar deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu görüntüyü oluşturup konuşmaya çalışacağım. İfademizde direkt şu anda n artı 5 ifadesi yok. O zaman şöyle yapacağım. İki tarafa da n ekleyeceğim. Evet iki tarafa da n ekledim. Bir de 5 ekliyorum. N artı 5 olsun diye. Evet bir de 5 ekledik. O zaman ifademize bakarsak daha güzel olacak. Bakın bu tarafta 7k'mız var. Şurada bizim aradığımız n artı 5 ifadesi oluştu. Burayı topladığınız zaman da 7n evet artı 20 ifadesi var. O 20 ifadesinde aslında 14 artı 6 diye yazacağım. Bunları niye böyle yaptığımı güzelce anlayacaksınız arkadaşlar. 7K'yı da bu tarafa gönderin. O zaman tekrar yazıyorum. 7N artı 14 eksi 7K artı 6. Evet eşittir. Şu ifadeye baktığımız zaman N artı 5. Şimdi bizim N artı 5 dediğimiz ifademiz yalnız olduğu için artık bunu yorumlayabiliriz. Bu ifade nasıl bir özelliğe sahipmiş onu söylemeye çalışacağız. Bakın şurayı düşündüğünüz zaman her birinde 7 çarpanı vardır. Bakın 7 çarpı n. Burası 7'nin katıdır. Burası 7 çarpı 2. 7'nin katıdır. Burası da 7 çarpı k olduğu için yine 7'nin katıdır. Burası 7'nin katı. O zaman bizim ifademizi düşünürsek, aradığımız n artı 5'i düşünürsek 7'nin katından 6 fazla olacaktır. Yani 7'ye böldüğümüz zaman 6 kalanını vermesi lazım. O zaman şıkları inceleyeceksiniz. Hangisini biz 7'ye böldüğümüz zaman 6 kalanını verir diye düşüneceksiniz. Ve onu yaptığınız zaman tabii A'dan başlayıp ilerleyeceksiniz. C'ye geldiğiniz zaman bakın bölelim. 7'ye böldüğümüzde 13'te bir kere vardır. 6 çıkartacağız. Evet çıkarttığımızda 6 kalacaktır. 9'u aşağıya indirdiğimiz zaman da 7 kere 9 63 olduğu için şu 63 yazarsak da kalanın 6 olduğunu görürüz. Demek ki n artı 5'i konuştuğumuz zaman biraz düzenlediğimiz zaman 7'nin katı artı 6 ifadesi geliyor. Bu da bize şunu anlatıyormuş. Sayımızı 7'ye böldüğümüzde 6 kalanını veriyor.
Evet, şıklardan da 7'ye böldüğümüzde 6 kalanını veren 139 olduğu için bu sayıların en büyüğü 139 olabilir. Cevabımız C şıkkıymış. Evet sevgili gençler, 5. örneğimize geldik. Bakalım bize neler söylemiş. Yıldız, parantez içerisinde n sembolü demiş ile n faktöriyel sayısının asal çarpanlarının sayısı gösterilmektedir. Bu cümleyi kolay anlamamız için bir de örnek vermiş. Mesela demiş ki yıldızın içerisinde burada 5 sayısı yazdığında önce 5 faktöriyel sayısını düşüneceksin. Oradaki asal sayıları saydığın zaman 3 tane olduğundan dolayı cevabının 3 olduğunu söylemiş. Evet, canlandırarak kendimiz de ifade edelim. Bakın burada şöyle 5 yazarsa önce kafanızdan 5 faktöriyeli canlandırın diyor. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5. Sonra buranın içerisine baktığınız zaman diyor asal sayılar kimler? Bakın bu asal sayı, bu asal sayı. Şu 4'ü düşündüğümüz zaman orada asal çarpanlarımız 2 çarpı 2'dir. Oradaki 2'leri düşünmüş oluyoruz. Ve 5 diye bir asal sayımız daha var. Farklı olan asal sayıları düşündüğümüz zaman, isterseniz şunu da şöyle yazayım. Buradakiler de 2 olduğu için tekrar düşünmedik. 3 tane farklı asal sayı olduğundan bunun cevabının 3 olduğunu söylüyor. Bunların ışığında şunu düşünün diyor. Yıldız, yine içinde yıldız ve n olduğu zaman sonucumuz 2 olduğuna göre diyor. N'nin en büyük değeri kaçtır demiş. Evet arkadaşlar, bu ifadeyi daha kolay yapabilmek için şöyle biz tekrardan yazalım. Bir yıldızımız var. Bir daha yıldızımız var. İçeride n ifadesi var. Sonucumuz 2. Bundan yola çıkarak n ifadesini bulacağız. Şimdi baktığımız zaman burada 2 aşama olduğu için önce buraya bir x diyelim biz. Ve biz orada şunu bulmaya çalışalım birlikte. Yıldız, şunu yazdım. Ve içerideki de x olsun dedik. Eşittir 2. Yani şurayı bulmuş olacağız. Bu ifademizi düşünerek x'e ulaşmaya çalışacağım. Burada sonucumuz kaç bakın? 2. İçerisinde 2 tane asal sayı olması gerekiyormuş. Faktöriyelli bir ifade düşüneceğiz. Ama kaç faktöriyelli düşüneceğimiz belli olmadığı için şu x faktöriyeli anlatıyor bize ama sayı belli olmadığı için ben şöyle temsilen birazcık yazayım. Nereye kadar gideceğimizi kendimiz belirleyelim. Şöyle düşündüğümüz zaman ifademizde şimdi bizim 2 tane asal sayımız olacaksa ifademizde birden başlıyoruz zaten. Bir tane asal sayı oldu. Bu da asal sayı 2, güzel. Burada durabiliriz aslında. Evet, ama aslında devam edebilir miyiz diye düşünmemiz gerekir. Çünkü n'nin büyük değerini istiyor. Yani biz 3 ifadesini düşünerek 1, 2, 3'ü düşündüğümüz zaman x'in yerine 3 koyduğumuz zaman 3 faktörlü düşünürsek 2 gelebilirmiş. Fakat bir de şunu düşünün arkadaşlar. 2 çarpı 2'dir. Bunları da düşündüğümüz zaman oradaki bizim asal sayı adedimiz değişmez. Yine baktığımız zaman 2 görürüz, 2 görürüz aynıdır. Bir de 3 vardır. Yani 4'e kadar düşündüğümüz zaman da asal sayı adedi değişmez ve bize yine uygundur. Sadece 5'i koymamamız lazım. 5'i de dahil edersek, 5 faktöriyeli düşünürsek o zaman asal sayı adedi 3'e çıkıyor. Çıkmaması lazım. O zaman biz ya orada x'in yerine 3 kullanacağız ya 4 kullanacağız. Ama 3 kullanırsak n'nin küçük değerine doğru gideriz. O zaman 4'ü kullanmalıyız. Buradaki x ifadesi öncelikle 4'e eşitmiş. Bunu söylemeye çalıştık. Evet, x dediğimiz ifade 4 ise şurasının 4 olduğunu düşünürsek o zaman tekrardan konuşmaya çalışalım. Şurayı yazacağım ve 4'e eşitleyeceğiz. Bakın yıldız ve n dediğimiz ifade bu sefer 4'e eşit. Yani biz burada n faktöriyeli düşüneceğiz. N faktöriyelinin şu an kaç olduğunu bilmiyoruz. Şöyle yazmaya çalışacağız, devam edeceğiz. Ve orada saydığımız zaman 4 tane asal sayı olacakmış. Tamam, düşünelim o zaman. Bu birinci asal sayı, bu ikinci asal sayı, devam etmemiz lazım. 4. Burada yeni asal sayı gelmez. İfademizde 2 çarpı 2 çünkü. 1, 2 şu anda. Devam ediyorum. 5. Böyle dediğimiz zaman bakın üçüncü asal sayımız çıktı ortaya. 6 diyelim. Burada 2 çarpı 3 olduğu için yeni asal sayılar gelmez. O zaman buradan da devam edebiliriz. 7. 7 dediğimiz zaman yeni bir asal sayı çıktı. 4. Şu anda mesela bakın şuradaki asal sayı adedi 4 olacaktı ve 4'e ulaştık. Burada durabiliriz aslında. Ama burada durduğumuz zaman yine en büyük değerine ulaşmamış oluruz. Evet, biraz daha devam edebilir miyiz diye bakmalıyız. O zaman devam edelim. 8. 8 dediğimiz zaman 2 çarpı 2 çarpı 2 olduğu için yeni bir asal sayı gelmediğinden bunu da düşünebiliriz. Çarpı 9 desek 3 çarpı 3 yeni bir asal sayı gelmedi. Yine hala uygun. Yani siz 9 diye düşündüğünüz zaman 9 faktöriyeli düşünürseniz gene sonucumuz 4 gelir. Tekrar söylüyorum.
Buraya 7 koyduğunuzda 7 faktöriyel düşünseniz 4 asal sayı vardır. 8 diye düşünsek yine 4 asal sayı vardır. Burayla uyumludur. 9 dediğimizde de 9 faktöriyelde yine 4 asal sayı vardır. O zaman burada büyütmeye çalışacağız. N'nin büyük değerini istediği için. 10 desek bu da 2 çarpı 5'tir. Yine yeni ifadede asal sayılar gelmiyor. Bakın 5 burada, 2 burada. Onları daha önce saymıştık. Ama 11 diyemeyiz arkadaşlar. 11 de desek o zaman biz orada yeni bir asal sayı geleceği için asal sayı adedi 5'e çıkacaktır ve burayla uyumlu olmayacaktır. Yani 4 ile uyumlu olacak şekilde düşündüğümüz zaman en büyük olan faktöriyel ifadesi 10 faktöriyel olacaktır. 10 faktöriyel olacaksa demek ki biz bu en yerine en fazla 10 koymalıyız. Cevabımız D şıkkıymış. Sevgili gençler, TYT Matematik provasının 1. bölümünü tamamladık. Evet arkadaşlar, 8 bölümden oluşacak bu provayı tamamlamaya çalışın. Toplam 40 sorudan oluşacaktır arkadaşlar ve TYT'nin birebir örneği gibi olacaktır. Sizler de güzelce bunlara dikkatle incelerseniz arkadaşlar sınavlarda daha başarılı olacaksınız. Evet arkadaşlar, sizlere güveniyorum. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.